Herkese merhaba arkadaşlar. Test 52'nin çözümleriyle devam ediyorum. Saf bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Grafikteki T sıcaklığı ile delta T zaman farkı niceliklerinden hangileriyle değişir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki T sıcaklığı, buradaki T sıcaklığı hal değiştirme sıcaklığıdır. Ve hal değiştirme sıcaklığı arkadaşlar ne ee, neyle değişir? Basınçla, dış basınçla değişir arkadaşlar. Açık hava basıncıyla değişir dolayısıyla. E ben burada T sıcaklığını değiştirmek istiyorsam yapabileceğim şey kütleyi değiştirmek ya da L'yi değiştirmek ya da Q'yu değiştirmek değil. Sadece açık hava basıncını değiştirmektir. Dolayısıyla T'nin değişmesi e, sadece açık hava basıncına bağlıdır. Başka bir şeye bağlı değildir. Bu bir. Delta T süresi şuradaki hal değiştirmenin bitmesiyle alakalı. Yani ne kadar çabuk hal değiştirecek? Şöyle düşünün elinizde bir kalıp buz var ve bunu ısıtıyorsunuz. Isıtıcı ne kadar güçlüyse o kadar çabuk tükenir bunun. Daha doğrusu o kadar çabuk eriyecektir buz arkadaşlar. Mesela ısıtıcının gücüyle dolayısıyla birim zamanda verilen ısı miktarıyla dolayısıyla değişir. L hal değiştirme ısısı demiş arkadaşlar. Hal değiştirme ısısı büyükse eğer, hal değiştirme ısısı büyükse şöyle düşünün. Q eşittir M çarpı L'e. Hal değiştirme ısısı büyükse mesela aynı miktar ısı verdiğim zaman... Hal değiştirecek olan kütle küçüktür. Ya da tam tersi hal değiştirme ısısı küçükse aynı miktar ısı verdiğim zaman eriyecek olan kütle büyür. Dolayısıyla eriyecek olan kütlenin az az ya da çok olması aslında LE ile alakalıdır ya da L ile alakalıdır örneğin. Dolayısıyla delta T süresinde etkiler ki bu o zaman L'ye de bağlıdır arkadaşlar. M kütle e, kütlene kadar çoksa örneğin şöyle düşünün. Bir sürahi su ne bileyim yarım sürahi su bunu kaynatacağız. Kaynatmak istiyoruz. Aynı miktar ısı veren iki tane ısıtıcı kullanıyorum. E doğal olarak bir sürahi suyun kaynaması için geçen süre dolayısıyla da do, kaynayıp buharlaştığını düşünelim bir de buharlaşması için geçen süre nedir arkadaşlar? Daha fazladır. Yani bu ikisi de e, kaynamaya başladıktan sonra bir sürahi suyun buharlaşması için geçen süre daha fazladır. Dolayısıyla kütleyle de ilgilidir. O halde ne yazarım ben buraya? M L ve Q'ya bağlıdır deriz. Cevabımız da ne olur arkadaşlar? Bursa olur. İçlerinde aynı miktarda ve aynı sıcaklıkta saf su bulunan özdeş ağzı kapalı K cam kabı ve ağzı açık L cam kabı özdeş ısıtıcılarla alttan ısıtıldığında K kabındaki suyun daha geç kaynadığı görülüyor diyor arkadaşlar. Hangileri ile açıklanabilir demiş bu olay. Şimdi şöyle düşünün buradaki mantık aslında bir nevi düdüklü tencere mantığı. Eğer tencerede burada gaz birikir, birikir ve burada yüksek basınç oluşturacağı için kaynamasını zorlar, zorlaştırır. Ama burada öyle bir şey yok. Gazın birikmesi değil, ağzı açık olduğu için burada gazın birikmesi bunun kadar olmayacaktır. Dolayısıyla e, bunun daha geç kaynamasının sebebi ağzının kapalı ve burada işte gazın birikerekten yüksek basınç oluşturmasıdır. Gaz basıncı molekül sayısı arttıkça artar tabii. Burada biriktikçe basıncı artacaktır kapalı kapta. Sıvı üzerinde yapılan basıncın artması kaynama noktasını yükseltir. Kesinlikle doğru. O yüzden zaten e, basınç arttıkça kaynama noktası yükselecek burada. O yüzden geç kaynayacak. Gazların basıncı sıcaklıkla orantılıdır. Kapalı kaplardaki gaz basıncı sıcaklıkla orantılıdır ama bu olayı açıklamak için kullanabileceğimiz bir bilgi değildir bu. Dolayısıyla burada cevabımız ne olur bizim? Ceyhan olur. Evet geliyorum bir diğer soru. Isı gücü sabit olan ocakta ısıtılan ağzı açık kaptaki bir miktar sıvının sıcaklık aldığı ısı grafiği şekildeki gibidir. Başka bir değişiklik yapılmadan yalnız açık hava basıncı artırılırsa yalnız açık hava basıncı artır hangileri doğrudur? Burada açık hava basıncını artırınca benim grafiğim şöyle bir hale gelir arkadaşlar. Şöyle bir hale gelir. Şu şekilde. T değerim ne yapacak benim burada? Yükselecektir. Yani hal değiştirme sıcaklığım yükselecektir. Dolayısıyla T artar bu doğru. Sıvı aldığı ısı Q2 olduğunda tamamen buharlaşmış olur. Artık Q2 nereye gitti? Buraya gitti arkadaşlar ve tamamen buharlaşmış olmaz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Q2 dediğimde Q2 az önce neydi? Q2 ısısını alınca tamamen ne yapmış oluyordu? Buharlaşmış oluyordu. Ama şimdi artık dikkat edin. Şuradaki bir sıcaklıkta bu tamamen buharlaşacak ki Q2 de daha hala Q2 ısısını aldığında hala daha e, hal değiştirme süreci devam ediyor olacak burada. Dolayısıyla bu yanlış. Q1 değeri azalır demiş arkadaşlar. E Q1 değerini eğer biz buradaki işte hal değiştirmeye başladığı sıcaklık olarak düşünürsek artmış olacaktır. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız nedir burada? Adana'dır. Eskiden evlerde güve kovucu olarak naftalin kullanılırdı. Katı naftalin süblimleşerek havada gaz haline gelir. Nefes yoluyla vücuda giren naftalin insan sağlığı için zararlıdır. Özellikle metabolizmaları gelişmekte olan çocuklar için tehlikelidir. Bu nedenle naftalin artık pek fazla tercih edilmemektedir. Naftalin ve süblimleşme ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır demiş. Süblimleşme bir çeşit hal değişimidir. Doğru. Bir maddenin sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesine denir. Doğru. Naftalin süblimleşebilen tek maddedir. Bu dursun arkadaşlar. Süblimleşmenin tersine krallaşma adı verilir. Doğru süblimleşme için dışarıdan ısı alınması gerekir. Bu da doğru. Bakın şimdi naftalin oda koşullarında süblimleşebilen bir maddedir. Peki oda koşullarının dışındaki bir sıcaklıkta mesela çok daha yüksek 120, 130, 150 santigrat derecelerde ya da daha düşük sıcaklıklarda örneğin 10, 20, eksi 50 derecelerde süblimleşebilen başka maddeler de vardır. Oda koşullarında süblimleşebilen bir maddedir naftalin ama biz onu aramıyoruz, onu demiyor bize. Dolayısıyla buradaki cevabımız hani süblimleşebilen tek madde midir naftalin? Hayır, başka maddeler de vardır. Katı ve sıvıya ilave edilen yabancı madde ve basınç değişimi erime ve kaynama noktalarını etkiler. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Basınç arttırıldığında buzun erime noktası yükselir. Tam tersi düşer arkadaşlar. Eksi 5 derecelerde, eksi 3 derecelerde bu durumda ne yapabilir? Buz eriyebilir daha düşük sıcaklıklarda. Suyun içine antifriz denilen madde karıştırılırsa donma noktası düşer. Doğru. Su eksi 25, eksi 30'larda donmaya başlar. Erciyes Dağı'nın zirvesindeki buzun erime noktası 0 derecenin üzerindedir. Aynen öyle. E böyle yüksek dağları olan bölgelerde yaşayan arkadaşlarımız bilirler. Dağların tepesinde hala daha böyle buzullar uzaktan görülür belki işte Haziran Temmuz aylarında bile. Bunun sebebi o bölgelerdeki açık hava basıncının düşük olmasıdır. Açık hava basıncı düşük olduğu için sıfır derecenin üzerindeki sıcaklıklarda eriyecektir. Ve dolayısıyla Erciyes Dağı'nın zirvesindeki buz erime noktası 0 üzerindedir bu doğru. Bolu Dağı'nda su Mersin'de deniz kenarında bulunan bir noktaya göre daha düşük sıcaklıkta kaynamaya başlar. Çünkü Bolu Dağı yüksek bir nokta olduğu için e, açık hava basıncı düşüktür ve suyun kaynama noktası daha düşük olacaktır arkadaşlar. 95 derecede belki kaynayacaktır ama Mersin'de 100 derecede kaynayacaktır. Dolayısıyla daha düşük sıcaklıkta kaynamaya başlar. Bu da doğrudur. Ne oldu cevabımız? 2 3 ve 4 oldu. Denizde dedik arkadaşlar. Geliyorum bir diğer soruya. Isıca yalıtılmış kapta bir miktar buz su karışımında buz kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın buzla suyu bir araya getiriyorum ve buzun kütlesi hemen ne yapmaya başlıyor? Dikkat ederseniz azalmaya başlıyor. Burada ne oluyor? Demek ki buz eriyor ve belli bir sıcak e, eriyor 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 ama tamamı eriyememiş. Dikkat ederseniz tamamı erimeden sıfır derecede ısıl dengeye gelmiş sistem. Buna göre buzun ilk sıcaklığı sıfırdır. Doğru çünkü hemen hal değişimine başlamış. Suyun son sıcaklığı sıfırdır. Evet, su ve buz burada ısıl dengeye gelmiş, dolayısıyla sıfırdır. Buzun başlangıçtaki kütlesi ile suyun son kütlesi eşittir. Evet, kütleye dair soru bana hiçbir şey vermemiş, kesinlik soruyor bir de. Dolayısıyla bu kesin değil. Cevabımız ne olur burada bursa olur arkadaşlar. Bir göl yüzeyinin üzerinde belirli bir kalınlıkta oluşmuş buz tabakası görülmektedir. Yargılarından hangileri doğrudur diyor? Buna göre demiş e, K noktasının sıcaklığı ile dış ortamın sıcaklığı aynıdır. Evet buradaki mantık budur. Diyelim ki burası eksi 20 ise K noktası eksi 21. Tam şu noktada 0 santigrat derecedir. Hal değişiminin olduğu yer buzda suyun birbiriyle temas ettiği yer suyun içinde ise artı 4 santigrat derecedir. Şimdi K noktasının sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı aynıdır. L noktasının sıcaklığı 0 derecedir. Havalar ısınmaya başladığında L noktasının sıcaklığı buz tabakası tamamen eriyene kadar değişmez. Evet burası hep buz ve su bir arada olduğu için doğru bir ifadedir. Deniz şey Edirne olur doğru cevabımız. Avucumuzun içinde tuttuğumuz sıcaklığı eksi 20 derece olan 50 gram kütleli bir buz parçasının tamamı eritiliyor. Buna göre vücudumuzdan en az kaç kilokalori ısı almalıdır demiş tamamı erimesi için. Şimdi bakın önce eksi 20'den nereye götüreceğiz biz bunu sıfıra. Şöyle diyelim Q1 eşittir diyorum. Ee, 50 gram kütleri M. C'si kaç? C bu 0.5 delta T. Eksi 20'den 0'a gidiyor. Yani 20 derecelik değişim var ki burası ne yapar? 500 kalori yapar. Bu bir. Şimdi artık ben bunu tamamen eritebilirim. M çarpı bu sefer LE yapacağız. Şimdi hal değiştiriyoruz. Çarpı 80 dersem. Burası 4000 kalori oldu. Şimdi Artık ne yapıyoruz? Tamamen erimesini sağlıyoruz. Evet, tamamen erittik bunu yapınca burası ne oldu? Toplamda 4500 kalori. Bu da nedir? 4,5 kilo kaloridir arkadaşlar. Geliyorum bir diğer soruya. Düdüklü tencere yemekleri hızlı pişirmek için buhar basıncından yararlanma prensibiyle çalışan tencere olarak adlandırılır. Basınçla suyun kaynama sıcaklığı arasındaki ilişkiden hareketle ortaya çıkmıştır. Bu tencereler sayesinde e, ee, normal tencerede iyi pişirilemeyen yemekler daha iyi pişirilebilir hale gelmiştir arkadaşlar. Evet mantık e, düdüklü tencerelerde şudur. Yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlıyor. Yani 140-150 derecelerde neredeyse kaynamaya başlıyor. Ee, normal tencerede kaynama hani deniz kenarında değilseniz 95-96-97 derecelerde kaynama başlar. Ama düdüklü tencerede 140-150 derecede kaynamaya başladığı için 140-150 derecelere kadar siz yemeği stabiliyorsunuz demektir ki bu yemeğin daha iyi pişmesini sağlayacaktır. Basınç arttıkça kaynama sıcaklığı artar. Kapalı kaptaki bir gazın molekül sayısı arttıkça basıncı artar. Sıvılar basıncı her yöne aynı iletir. Dolayısıyla buradaki olayı açıklayabileceğimiz şey 1 ve 2'dir arkadaşlar. Eşit kütleli X ve Y katı cisimleri ısıtıldığında cisimlerin sıcaklık ısı grafikleri şekildeki gibi oluyormuş. Cisimlerin katı haldeki öz ısıları Cx ile Cy ve erime ısıları Lx ile Ly arasındaki ilişki nedir demiş arkadaşlar. C'leri ve L'leri soruyor bize. Şimdi bakıyorum hemen. Önce C'leri kıyaslayalım. Bakın ne yapmış bu? Şunlara biz Q diyelim. İşte 2Q diyelim. 3Q diyelim. 4Q diyelim. 5Q diyelim. Buna da biz T, 2T, 3T ve 4T diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şimdi X için yazıyorum. Q kadar ısıyı almış. Eşit kütleli diyor M çarpı CX çarpı delta T diyorum. Dikkat ederseniz ne oldu burası? 2T oldu. Aynı şekilde öbürü ne yapmış? 2Q kadar ısıyı almış. M CY çarpı ne diyeceğiz buna? 2T diyeceğiz. Buradan CX bölü CY ne çıkmıştır? Örneğin 1 bölü 2'dir ki buradan ben ne derim? CY büyüktür. CX'tir derim. Tamam mı? Şimdi gelelim hal değiştirme ısılarına. Aslında bu kadar işlemeye gerek yoktu. Yani buradan şunu yapabilirdik arkadaşlar. E, grafiğin eğimi sıcaklık ısı grafiği olduğu için aslında şöyle de düşünebilirsiniz. ikinci bir yolda. Q eşittir mc delta t. m'ler aynı olduğu için sıcaklığın q'ya oranı 1 bölü c'den bu c'dir. Burada çekin bunu. Delta t'nin q'ya oranı m'ler de aynı olacağı için yani şöyle yapalım. 1 bölü mc'dir diyelim. m'ler de aynı. Dolayısıyla Eğimdir bu aslında. Eğimi büyük olanın, dikkat edin, eğimi büyük olanın c'sinin ne olması gerekir? Küçük olması gerekir. Oradan da yorumlayabilirdik. Ya da göremezseniz buradan da gidebilirsiniz. Bakın şimdi gelelim hal değiştirmeye. Bunun hal değiştirmesi için 3 birim ısı gerekiyor. Bunun hal değiştirmesi için 2 birim ısı gerekiyor. Hal değiştirirken neyi kullanırım ben? m çarpı l'yi kullanırım. E, kütleleri ise q'lar ile l'ler nasıl orantılı? Doğru orantılı ki ben buradan x büyüktür y derim. Yani l x büyüktür e, L, Y diye ne yaparım? Yazarım. O zaman Y büyüktür X olacak. X büyüktür Y olacak. Y büyüktür X. X büyüktür Y. Cevabımız ne oldu arkadaşlar burada? Ceyhan oldu.